Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Macaristan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerle bir sohbet gerçekleştirdi. Erdoğan sohbette gündeme dair önemli mesajlar verdi. Gazdedeki son duruma değinen Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumunu eleştirdi. "Biden'a tarihi sorumluluğu hatırlattım." diyen Erdoğan, "Görüşmemizde Amerika Birleşik Devletleri'ne tarihi sorumluluğu hatırlattım." tüm dünyanın beklediği o tavrı takınmaları çağrısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri bugüne kadar İsrail'i durdurmak şöyle dursun adeta teşvik etti. Amerika'dan cesaret ve güç alan İsrail ise ne uluslararası hukuk tanıdı ne insan hakları. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ezici çoğunlukla ateşkes kararı çıkmıştı dedi. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin red oyu vermesini eleştirdi. Erdoğan, saldırılar sonrası Gazze'de iki devletli çözüm vurgusunu yineledi. El Fetih ve Hamas arasındaki görüşmelerin sürdüğünün altını çizen Cumhurbaşkanı, El Fetih ile Hamas'ın görüşmemesi gibi bir durum söz konusu değil, görüşüyorlar. Bu görüşmelerin daha ileri taşınması mümkün. Bu konuda Türkiye olarak bizim yaptığımız ve yapabileceğimiz çok şeyler olduğuna inanıyorum. Çünkü El Fetih ile Hamas'ın birbiriyle barışık yaşaması şart dedi. Erdoğan Netanyahu için gidicisin demişti. Cumhurbaşkanı Batı'dan Netanyahu'ya yönelik eleştirilere de değindi. Koltuğunu bırakıp gitmek onu kurtarmayacak. Mazlumların hesabını sormak için hukuki zeminde peşinde olacağız dedi. İsveç'in NATO üyeliğine de değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin F16 meselesiyle İsveç'in NATO üyeliğini bu çerçevede değerlendirdiklerini söyledi. Gerek Amerika'nın F16 konusu gerekse Kanada'nın verdiği sözleri tutması noktasında beklediğimiz olumlu gelişmeler inanıyorum ki parlamentomuzda konuya olumlu bakışı hızlandıracaktır. Diğer taraftan İsveç'in bize verdiği sözler bulunuyor. Bunların tutulmasını bekliyor ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz dedi. Avrupa Birliği yakın zamanda üç ülkeye ilişkin önemli kararlar aldı. Savaş halindeki Ukrayna ve aynı zamanda Moldova ile katılım müzakerelerini başlattı. Gürcistan'a da aday statüsü verdi. Türkiye yıllardır Avrupa Birliği kapısında bekletilirken bu kararları nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna cevap veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, onlara adaylık statüsü vermesi demek bunların gelip de Avrupa Birliği'ne üye olması anlamına gelmez. Onlarla bir süreç başlatılacak, onlar da onaylayacak. Bu ülkelerin hiçbirisi bir Türkiye değil. Avrupa Birliği'nin bundan sonra Türkiye'nin konumunu iyi değerlendirmesi lazım. Avrupa Birliği'ne katılmaya birçok üye ülkeden daha hazır durumda bulunan Türkiye'nin yıllardır siyasi engellemeler nedeniyle kapıda bekletilmesi yanlıştır. Türkiye'nin gerek stratejik gerek ekonomik potansiyeli Avrupa Birliği'ne tam üyeliği çoktan elde etmiş olması gerekirken yıllardır çeşitli bahanelerle oyalandık. Türkiye'nin ne kadar önemli ve ne kadar etkili bir ülke olduğu son yıllarda yaşadığımız süreçlerde bir kez daha ortaya çıkmıştır. Artık Avrupa Birliği bu yanlıştan vazgeçmelidir dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim hazırlıklarına da değinerek muhalefetteki süreci anlatmama gerek yok dedi. Erdoğan bizde kavga gürültü yok rahatız ifadelerini kullandı.